Merhaba çocuklar. Ne demişler? Müzik ruhun gıdasıdır. Ruhumuzu doyurmak için müzik dinleyebilir ve müzik yapabiliriz. Gelin bu serüvene müzik aletlerini tanımakla başlayalım. Bu bir bateri. Bateriler böyle ses çıkarır. Bateri ziller ve davullardan oluşur. Baget adı verilen iki çubukla çalınır. Bateri çalmak için tokmak ve fırça da kullanılabilir. Bu bir keman. Kemanlar böyle ses çıkarır. Yaylı çalgılardandır. Dört tellidir. Keman, parmaklar ve arşe adı verilen keman yayı ile çalınır. Bu bir akordeon. Akordeonlar böyle ses çıkarır. En havalı müzik aletidir. Çünkü havayla çalışır. Ork gibi tuşları ve körüğü vardır. Tuşlara basılırken aynı zamanda körüğü hareket ettirerek ses çıkarılır. Bu bir cello. Cellolar böyle ses çıkarır. Yaylı çalgılardandır. Dört tellidir. Yaklaşık 1,5 metre boyunda büyük bir müzik aletidir. Cello sesi insan sesine çok benzer. Bas bir ses çıkarır. Bu bir cembe. Cembeler böyle ses çıkarır. Darbukaya benzer ama daha büyüktür. Üzerine deri gerilmiş ahşap gövdeden oluşur. Elle ritim tutularak çalınır. Bu bir cümbüş. Cümbüşler böyle ses çıkarır. Perdeli bir müzik aletidir. Gövde kısmı ile sap kısmı birbirinden ayrılabildiği için mandolin, gitar gibi birçok enstrümana dönüşebilir. Bu bir gitar. Gitarın sesi böyle çıkar. Genellikle gövdesi ahşap ve perdeli bir çalgıdır. Çoğunlukla 6 tellidir. Parmak ya da pena yardımıyla çalınabilir. Bas, elektro, akustik gibi türleri vardır. Bu bir arp. Arpın sesi böyle çıkar. 7 pedalı ve 47 adet teli vardır. Her tel 3 farklı sese sahiptir. Teller parmakla çekilerek ses çıkarılır. Bu bir yan flüt. Yan flütün sesi böyle çıkar. Notalara basmak için gövde ve kuyruk üzerinde bulunan delikler parmaklar yardımıyla kapatılıp açılarak ses çıkarılır. Bu bir korno. Kornonun sesi böyle çıkar. Bakır borudan kıvrılarak yapılan üflemeli bir çalgıdır. Ucunda ağızlık vardır. Dudakları gevşek bırakıp üflenirse bas sesler, gergin tutulursa tiz sesler çıkarır. Bu bir mandolin. Mandolinin sesi böyle çıkar. Mandolin telli bir çalgıdır. 8 adet tel bulunur. Gitara benzer fakat daha tek düze ve basit sesleri çıkarır. En nes sesi mızrapla çalındığında verir. Bu bir marakas. Marakasın sesi böyle çıkar. Bambu, plastik ve tahtadan yapılan vurmalı bir müzik aletidir. Öğrenmesi kolaydır. İçi oyuktur. Sapından tutup salladığımızda ses çıkarır. Bu bir mızıka. Mızıkanın sesi böyle çıkar. Üflemeli bir çalgıdır. Armonik olarak da bilinir. Üzerinde her biri bir notaya denk gelen delikler vardır. Bu deliklere havayı üfleyerek ya da çekerek ses çıkarılır. Bu bir org. Orgun sesi böyle çıkar. Klavye de denir. İçine yüklü sesleri basılan tuşlar aracılığıyla çalar. Bu bir piyano. Piyanonun sesi böyle çıkar. Piyanonun üzerinde 88 adet tuş vardır. Bu tuşlara basıldığında ses verir. Kuyruklu piyano, duvar piyanosu ve dijital piyano olmak üzere 3 çeşidi vardır. Bu bir saksafon. Saksafonun sesi böyle çıkar. Üflemeli çalgılardandır. Ağız bölümündeki kamışa üflerken
Üzerinde bulunan delikler tuşlar gibi bölümlere parmaklar basılarak ses çıkarılır. Bu bir trompet. Trompetin sesi böyle çıkar. 2 adet baget ya da tokmak yardımıyla çalınır. Küçük bir davula benzer. Bando ve geçit törenlerinde de görebiliriz. Bu bir trombon. Trombonun sesi böyle çıkar. Üflemeli bir çalgıdır. Bakırdan üretilmiştir. Silindir şeklinde boru kıvrılır. Kıvrımlar sesin tonunu belirler. Pistonlu ve sürgülü çeşitleri vardır. Bu bir trompet. Trompetin sesi böyle çıkar. Üflemeli bir enstrümandır. Pistonu vardır. Ucuna takılan ağızlığın boyutuna göre çıkan sesin tonu değişir. Bu bir tumba. Tumbanın sesi böyle çıkar. Vurmalı bir enstrümandır. Elle ritim tutularak çalınır. Uzun ve silindir bir davula benzer. Bu bir klarnet. Klarnetin sesi böyle çıkar. Üflemeli müzik aletlerindendir. Gırnata diye de bilinir. 19 adet metal perdesi vardır. Ucunda bulunan kamışa üflenerek ses çıkarılır. Bu bir viyola. Viyolanın sesi böyle çıkar. Yaylı çalgılardandır. Kemandan büyük, çellodan küçüktür. Kemana göre daha tok bir sese sahiptir. 4 adet teli vardır. Uzun bir yayla çalınır. Bu bir tef. Tefin sesi böyle çıkar. Vurmalı bir çalgıdır. Kasnağına deri gerdirilmesiyle oluşur. Parmaklarla deri üzerine vurularak çalınır. Zilli ve zilsiz çeşitleri vardır. Bu bir silifon. Silifonun sesi böyle çıkar. Tuşlu müzik aletlerindendir. İki çubukla çalınır. Akortlu tahta ya da metal parçaların müzikte bir tona gelecek şekilde sıraya dizilmesinden oluşur. Bu bir tulum. Tulumun sesi böyle çıkar. Üflemeli müzik aletlerindendir. Tulum kesintisiz ses çıkarmasıyla bilinir. Ucundaki ağızlığa üflenerek deriden yapılma gövde şişer. Ucunda bulunan iki delik parmaklarla açılıp kapatılarak çalınır. Tulumun her kültürde farklı bir ismi vardır. Örneğin İskoçya'da gayda olarak bilinir. Bu bir marimba. Marimbanın sesi böyle çıkar. Silifona benzer, tahta tuşları ve altında sarkan metal boruları vardır. Malet adı verilen çubuklarla çalınır. Evet çocuklar, hep birlikte müzik aletlerini tanıdık. Bu videoyu sizin için hazırlamak, bana da bir müzik aleti çalma konusunda ilham oldu. Ben mızıkayla başlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.